Evet kıymetli dostlar, 26 Nisan 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Kısmen bir kıpırdanma var kanalda. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Lütfen desteğinizi çekmeyin. Olabildiğince insanlara videoları izletin, kanala davet edin. Çünkü sıkıntılarla boğuşuyoruz. Sizler de ne destek bekliyoruz açıkçası arkadaşlar. Desteğinizi de eksik etmezseniz seviniriz. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Çeşitli, çeşitli şeyler var. Hangisinden başlayalım? Bilal Meşe'den İsmail Kartal için flash sözler diye başlayayım. Milliyet yazarı Bilal Meşe, Fenerbahçe'de son zamanlarda eleştirilerin odağında olan İsmail Kartal'la ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Kısa öz. Hani teker kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur diyor. Maalesef Fenerbahçe teker kırıldı. Yarıştan koptu. Koptu kopacak diyor. Uçurumun kenarında dolaşıyor. Yani içimden İsmail Kartal'ı eleştirmek gelmiyor diyor. Bu cümle biraz Fenerbahçe taraftarından eleştiri alır benden söylemesi. Ee, sebebi de şu. Yani işler kötü neticelerin faturası ülkemizde teknik adamlara çıkar. Bu kaçınılmazdır. Asıl aktörleri her nedense pas geçeriz. Yerlici olarak İsmail Kartal değiştirmek pek içimden gelmiyor. Ne var ki gerçekleri de sümen altı edemeyiz diyor. Yani işin içinde bazı gerçekler de var. Ama yani eleştirmek de pek içimden gelmiyor diyor. Bu da tabi biraz sıkıntılı oluyor. Ee, yani Diego Ribas ve Mesut Özil ile yaşadıklarını hatırlayın diyor. Yıldız oyuncuları yönetme konusunda sorunlar yaşadı. Çalıştığı iki dönemde de hem Diego Ribas hem Mesut Özil ile ilgili diyor. Onun dışında çözüm üretemiyor. yani hani İsmail Kartal iletişimi yani iletişimi sıkıntılı. Saha dışına yönet saha dışını yönetme konusunda pasif kalıyor. Maçlar krize girdiğinde çözüm üretemiyor diyor. Ceko'nun yaşına takılıp kalmış. O tabusunu bir türlü yıkmayı başaramadı. Onun sahadaki varlığı yeter. Gol atmasa bile onun oyunu tutan rakip savunmayı oyalayan yapısı var. Bunu göremedi. İrfancan Kahveci'nin şartlar ne olursa olsun sahada kalması gerekir. İstatistikler ortada ama sürekli çıkıyor. Ferdi Kadıoğlu 7'ye çekilir mi arkadaş? Çekti. Örnekleri çoğaltabiliriz ancak İsmail Kartan üzerindeki baskıyı da pas geçemeyiz. 2014'ten bu yana şampiyonluk yok. İç sahadaki baskıyı düşünün. Hani baskı stresi de beraberine getirir. Eliniz ayağınıza dolaşır diyor. Şimdi benim aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. Epeydir bunu söyleyeceğim de unutuyorum. Galatasaray baktık, ki Okan Buruk'ta bir cacık yok. Bir numara yok. Kolla 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 nereye kadar dedim. Gidip yardımcılığına yurt dışından antrenör getirdi. Ciddi söylüyorum bak. Yani birçoğunuz bunu bilmezsiniz belki. Adamlar gitti getirdi. Ha. Kıskanırsın, seversin, sevmezsin, küfür edersin, şunu yaparsın, bunu yaparsın ama doğrusunu yaptı. Bir tane daha yardımcı antrenör getirdi hatta. Şimdi teknik direktörlük bir ekip işi. Eğer yardımcılar yardımcı olmayacaksa boşa maaş almasınlar. O yüzden de İsmail Kartal'ın en büyük hatalarından biri de yardımcı ekibinin yetersizliği, boş beleşliği. Bak bu kadar sakatlık bir takıma fazla. Dediğim gibi yardımcıları analizlerde sınıfta kaldı. Ya İsmail Kartal'ın ben şunu söylüyorum ne zaman ukalaca konuştu, ne zaman ukalaca böyle böbürlenerek konuştu. Hep puan kaybı yaşadık, hep sıkıntı yaşadık. Olimpiyakos maçının öncesine bakın çağlar konuşuyor ukala ukala sıkıntı yaşıyoruz. İkinci Olimpiyakos maçında İsmail Kartal Tadiç konuşuyor. Tadış neredeyse hiçbir şey yapmamış. Penaltı falan kaçırıyor. Anlatabiliyor muyum? Bizde kim ukalaca konuşuyorsa başına iş alıyor. Böyle de bir durum var. Ha Şamar olan olmadık elbette ama herkesin alay konusu oldu. Ömer Korkmaz Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız demiş. Konya Spor Başkanı ve hani e, taraftarların sorusunu yanıtlamış. Birkaç husus var da. Yani 7-1 maçtan ilgili diyor ki o, o zamana kadar ligi garantileyip Fenerbahçe'den fark yiyeceğiz inşallah diyor. İnşallah. Rahat kafayla oynarsak diyor en az 5 fark yeriz. İnşallah Allah nasip eder. Dün inşallah fark yerisiniz. Ya bilet fiyatları için Fenerbahçe maçında tribinleri maksimum ne kadar olacaksa onu yapacağız. yüzde %30 artış olacak diyor. Bu arada Fenerbahçe Beşiktaş maçına dair de ben bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe tribünü Beşiktaş ilk maçta 350 lira mı ne yapmış bilet fiyatını? Fenerbahçe'de 1000 liranın üstünde mi ne yapmış? Kesinlikle yanlış yapmışlar. 350 ise siz de 350 yapacaksınız kardeşim. Bunun bir standardı olacak. Buna devlet karar verecek. Önce onu da söyleyeyim. İkincisi ben ee, derbilerde rakip taraftarın alınması taraftarıyım. Çünkü bizim taraftarımız artık yatış modunda. Aman hiçbir şey konuşmayayım, hiçbir şey eleştirmeyin modunda. Bizim taraftar illaki ateşleyici bir şey istiyor. Ben hatta şunu söylüyorum. Keşke Fenerbahçe maçlarında tribin bilet deplasman tribin bilet fiyatları iyice ucuz da atılsa, her maça rakip takımın taraftarı da gelse onlar bağırınca bizimkilerin de bağırası tutar. Yoksa bizimkiler çekirdekçi tayfa bilmem evlilik teklifi doğum günü sünnet teklifi falan. Onu söyleyeyim. Ömer Korkmaz'ın da dikkat edin Fenerbahçe'yi konuşuyor. Galatasaray'ı konuşmuyor. Niye? Galatasaray'da çünkü. Galatasaray demişken Alanya Spor'dan Galatasaray'a ve Mehmet Büyükekşi'ye destek açıklaması. Şimdi biz anladık Alanya Spor'un ilk 45 dakika çatır çatır oynayıp da ikinci yarı niye bir yerden emir almışçasına kötü oynadığını. Yani sanki sanırsın birileri emir verdi. Aman ikinci yarı ne yapın dedi yenilin dedi. Bırakın boş ver izleyin topu rahat rahat gır mıngır gol olsun dedi sanki. İlk yarıdaki Alanya'nın ikinci yarıdaki. işte Fatih Tekken'e falan atılması şunu bunu. Ben Alanya'nın ama iyi de Alanya'nın başkanı Fenerbahçe'de. Şu lanet o bak. Mal olan malların öküz olan öküzlerin dahi anlaya, anlayabileceği seviyede anlatıyoruz bazı şeyleri ama bazıları hala anlamıyor. Bir, Alanya'nın başkanı Fenerbahçeli. Alanya'nın başkanı Fenerbahçeli. Fenerbahçe en çok çelmeyi Alanya'dan yemiş. Galatasaray yemiş mi? İki, Adana Demirspor'un başkanı Fenerbahçe'de. Adana Demirspor'a bir bakın. Galatasaray'a ne zaman çelme takmış? Hiç. Hep Fenerbahçe'ye çelme takmış. Hep hep Fenerbahçe maçı. 3. Cumhurbaşkanı Fenerbahçe. Ulan Cumhurbaşkanının yani Cumhurbaşkanının döneminde Kumpas yemiş otobüsü kurşundan şampiyonluğa 10 senedir hasret kalmış. Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Hadi aptal olabilirsiniz de. Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Yani şunu derken hiç mi utanmıyorsunuz? 4. 10 senedir Fenerbahçe hep hakemlerle kullanıyor. İnşallah siz de 100 yıl boyunca hakemlerle kullanırsınız bu şekilde. En güzel maçlarınız katledilir. Trabzon'a gidersiniz. Oyuncunuz rastgele atılır. Galatasaray deplasmanda perişan edilirsiniz. Beşiktaş deplasmanda perişan edilirsiniz. Orada burada her yerde perişan edilirsiniz inşallah. Sürüm sürüm süründürülürsünüz inşallah. Hakemler sizi kollar inşallah böyle. Eğer böyle kollama varsa. İnşallah. Alanya Spor yaptığı açıklamayla TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi yalamış. E, şey destekmemiş Yalamış ne ya? TFF Başkanı'na ama yalamış demeyim de çok ciddi destek vermiş. Öyle böyle değil. Mesela satır başları Euro 2024'te olmak Mehmet Büyükekşi'nin hakkıymış. Doğru. Hakem dövülmüş. Takım sahadan çekilmiş. Öbürünün futbolcuna bıçak çekilmiş. Sahaya yüzlerce insan dalmış. Bir önceki sene yine Antalya Spor maçında oyuncular neredeyse öldürülecekmiş. Sahaya yine binlerce insan dalıp Kaleci Bofin falan darp edilmiş. Doğru yani. Hakkı. Hatta bir de hakemin birine sahanın ortasında böyle şey yapsalar herhalde tam olacak. Tam hakkı olacak. Yayın ihalesinde kulüplerin hakkını korudu. Yayın ihalesinde kulüplerin hakkını korudu. Alanya Spor sizi kaça sattılar yabancı hissedarlara? Hani kulüplerin hakkında herhalde yani Katar kulüplerinin hakkından bahsediyoruz. Çünkü Türk kulüplerinin hakkını koruyan bir yapı yok. Geçen sene para alamadınız. Bu sene kulüplerin hakkını koruyan kulüpler birliği Ali Koç'tu. E i̇şte bak Ali Koç da bunlar için çırpınıyor. Yabancı hakem istemiyoruz demiş. Federasyonun en çok eleştirildiği konulardan biri de hakemler konusudur. Biz kulüpler olarak yıllardır Türk hakemlerinin her zaman arkasında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Biz ülkemizde yabancı hakeme karşıyız. Liyakatli merkez hakem kurulları, liyakatli hakemlerin yetiştirilmesi, daha fazla eğitilmesi, TFF, MYK Başkanı ve yönetimlerinin hakemlerin arkasında gerçekten durmasıyla hakem hatalarının en azından ineceğine inanıyoruz. Şimdi hem TFF'ye güveniyor, hem hakemlere güveniyor, hem de diyor ki liyakatli değil merkez hakem kurulu. Hakemler liyakatli yetiştirilmiyor. Hakemlerin eğitimleri yetersiz diyor bu açıklama. TFF, MYK Başkanı ve yönetimleri de hakemlerin arkasında durmuyor diyor. Yani hem eleştirirken hem yalıyor, şey, e, yalıyor, yağlıyor. Yani yıkama yağlama yapıyor. Ama size bu lafı yedirirler Alanya. Bu saatten sonra hakem derseniz oh der millet. Allah da belanızı versin der. Seçim için en uygun tarih 18 Temmuz'muş. Yani Alanya Spor 18 Temmuz değilse tamam artık yeter. Ben şunu söyleyeyim. Şu da Fenerliydi bu da Fenerliydi lafını söyleyen kişiler var ya. Araştırın bakın ya geçmişte kötü kirli işlere bulaşmıştır ya da hala bulaşması devam ediyordur. Ya da bir sempatizanlığı vardır. Emin olun. Çünkü başka türlü aklama paklama yapamazlar. Ya bunu taraftar bazında söylüyorum. Yöneticiler bazında söylemiyorum. Taraftarlara dikkat edin. Cumhurbaşkanı da Fenerbahçeliydi. İnşallah Galatasaraylı olur. Bak, bir 3 Temmuz yiyin. Bir otobüsünüz kurşunlansın. Bir her Trabzon depresmanında bir sıkıntı yaşayın. Oyuncularınıza bıçak bıçak çekilsin. Köşe gönder böyle hançer gibi böyle saplanacak mızrak gibi falan yapılsın. Polis olmasın saha zemininde. Güvenlikçiler de sizin futbolcunuza saldırsın. Ama bunları Bunlar bir şey. Cumhurbaşkanı da Galatasaraylı olsun. Hiç önemli değil yani. TBB ile Kulüpler Birliği'nin zirvesinde ne yaşandı diye hürriyetten Mehmet Aslan da bunu anlatmaya çalışmış Güya. Ama burada bazı satır başları var. Şimdi o zirvede neler yaşandığını tam olarak anlatmıyor ama TFF Başkanı Büyükekşi ile heyet görüşüyor. Toplantı çıkışında Dursun Özbek diyor ki yani müzakere, müzakereye kapalı diyor. 18 Temmuz olacak başka bir şey yok diyor yani. Bu müzakereye kapalı. Yani ipler tamamen koptu. İlişkiler koptu. Dursun Özbek'in bu açıklaması Kulüpler Birliği Vakfı'nın WhatsApp grubunda da üstü kapalı olarak eleştirildi. Onu da söyleyeyim. Ve o açıklama nasıl kalem alındı, nasıl oldu? Dursun Özbek Niye böyle yaptı diyor. Ee, ve Dursun Özbek, Saraç, Yıldırım ve Büyük Ekşi TFF yöneticileri de yer aldı. 18 Temmuz diyor. Ben şunu söylüyorum. Dursun Özbek o kadar güzel ipte oynayan bir isim ki. Yani cambaz demeyeyim. Bu başka bir şey. İp dansözlü diyeyim. İp cambazı başka bir şey. Bu daha da ötesi. Yani ipin üstünde oyun oynuyor. Bugün güç değişsin. X'ciler gelsin en büyük X'ci olacağını garantisi var. Şimdi bana bazen sohbet ortamlarında arkadaşlar diyor ki hocam biz yanlış hata oynuyoruz diyor ya. Güç kimdeyse ondan yana bir başkan seçelim diyor. Adamlar güç kimdeyse ondan yana başkan seçmiyorlar. Fırıldak seçiyor bazıları. Öyle bir fırıldak seçiyorlar ki güç kimde şunda hemen ocu oluyor. Güç kime değişti öbürüne hemen o süreçten sonra öbürcü oluyor. Bizde işte fırıldak yok. Bizim Fenerbahçe camiasında fırıldak olmadığı için de bizim başımız böyle. Neyse 2024 yayın ihalesi yabancı kontenjanı konusunda bak burası önemli. Niye önemli? Arkadaşlar büyük ekşi yayın ihalesi 1 Euro 2024 2 yabancı kontenjanı ve limitler konusunda hızlı bir güncellemeden bahsetmiş. Yani açıkçası e, yabancı kontenjanı ve limitler değişiyor arkadaşlar. Benim kulağıma gelen şu anki mevcut yabancı kuralının 5 sene boyunca devam edeceği. 8 artı 3'ün. 8 artı 3'ün 5 sene boyunca devam edeceği benim kulağıma geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha, müzakereye kapalı. Hava bir anda değişti. Siz aday mısınız demişler. Siz adam mısınız demeleri lazım. şey Aday mısınız demişler. 3 kişilik heyet. Beklemedik tavırla karşılaşmış. Bu şimdinin konusu değil demiş Mehmet Büyükekşi bizim için her türlü müzakere süreci kapanmıştır demiş. Ee, 20 dakikalık toplantıyı TFF bitirmiş. Kelimenin tam anlamıyla üç başkana kapı gösterilmiş. TFF'den birkaç yönetici başkanların elini sıkmış. Yönetim kurulu Ali Düşmez ve Müslüm Özmen onları yolcu etmiş. Yani Mehmet Büyükekşi hiçbirini adam yerine de koymamış. İyi de olmuş. Dursun Özbey'i başkan gönderirseniz alacağınız kıymet bu. Bütün Galatasaray yalayıcısı taraftarlara ve kulüplere şunu belirteyim. Yalayın bakalım nereye kadar yalayacaksınız. Yalayın bakalım. Kendi canavarınızı kendiniz ürettiniz. Sonra bu canavarı bitirmek için çırpınacaksınız ama sizin gibi o dönem yalayanlar yüzünden bitiremeyeceksiniz eğer bu kafayla giderseniz. Türk futbolundaki bütün mikroorganizmaları temizleme, bütün mikroplardan kurtulma şansı bu sene elimize geçti. Bakalım kurtulabilecek miyiz yoksa böyle mi devam edecek? Keşke adaletli bir e, sistem olsa. Hiç yani adaletli hakem yönetimleri falan olsa hiç bunları konuşmasak. Yani isimler değişse ama sistem adaletli, hakkaniyetli ve hür olsa ama maalesef böyle bir şey yok. Gelen kendi sistemini yapma peşinde ve kulüpler ciddi manada rahatsız olmuş durumda. Hem dursun Özbey'in itirazının olmaması hem de onlardan yana takılmazlık kulüplerde ciddi bir e, sıkıntı yapmış durumda. Ve Fenerbahçe üzerine oynanan oyunlar da artık kulüpleri rahatsız ediyor. En Fenerbahçe düşmanı bile yeter artık diyor. Eğer Fenerbahçe'ye koskoca 30-40 milyonluk Fenerbahçe'ye bu yapılıyorsa bunlar bizi mahveder diyorlar. Ki bence haklılarda bunu da düşünün. Şimdi Fenerbahçe'yi yakan var hakemi Benjamin Brandt Bundesliga'yı da karıştırmış arkadaşlar. Ve bu hakem seçmece gelmiş. Bile bile getirmişler. Zaten belliydi. Niye belliydi? İşte Fenerbahçe yabancı hakem istiyor da alın size yabancı hakem diyecekleri malumdu. Çünkü Erden Timur'un açıklamalarına bakın. O şifreyi verdi zaten. O şifreyi verdi. Bu arada hiç yani ger ben Allah'tan sadece şunu istiyorum. Galatasaray'la Trabzonspor birbirine düşsün. Galatasaray'la Trabzon öyle birbirine düşsün ki ikisi de birbirinin iplerini meydana çıkarsın. O ona o da ona ağır sözler söylesin ve bir daha önü asla ve asla kapanmayacak bir uçurum olsun aralarında. Siz asıl o zaman bakın. Siz asıl o zaman bakın. Şimdi Trabzonspor Galatasaray'ın yanında ve Trabzonspor'a destek vermiş olan siyasilerin de desteğiyle rahat rahat atını koşturuyor Galatasaray ama yani eğer bu iki kulüp birbirine girerse siz o zaman izleyin. Şimdi Sivasspor Fenerbahçe maçında verilen penaltı hepiniz gördünüz Ciku'ya değil. Bu arada maçtan sonra iki farklı açı veriliyor ekrana. Bakın en büyük şey budur. Fenerbahçeliyseniz eğer Dici Türkiye üyeyseniz Fenerbahçe'yi kurşun sıkıyorsunuz. Hani diyorlar ya işte İsrail mal aldınız mıydı? Her Filistinli atılan kurşunda sizin de payınız var diye. Eğer Türkiye'nin İsrail'de Galatasaray ve siz eğer Fenerbahçeli olarak haksızlık yaşayan her takımı Filistin görüyorsanız Galatasaray'a ve, ve İsrail'e, Türkiye'nin İsrail'ine destek vermek için gidin bir en sportici Türk aboneliği alın. O desteğinizi verin. Alman Hakem bundan bir buçuk ay önce Wolfsburg Stuttgart maçını yönetmiş. Ev sahibi karşılaşmayı 3-2 kaybetmiş. Maç sonu Wolfsburg teknik direktörü. Bakın. Niko Kovac bu hakem Bundesliga seviyesinde değil. Hakem olmak için yeterli kapasitesi yok. Kimsenin düdük çalmadığı durumlarda oyunu durdurdu demiş. Kovac sonrasında ise hani Niko Kovac'ı kovmuş adamlar şöyle böyle diye ama durum belli. Bir ikincisi bana bu soru şiddetle geldi. Hocam Reyman sarı kartı varmış. İşte sarı kart cezası olarak oynatılmış. Şöyle böyle diye bu iddiayı araştırır mısın diye araştırdım arkadaşlar. Yani toplamda 9 sarı kartı vardı oyuncunun. Fenerbahçe maçından önce. Fenerbahçe maçında 7. Toplam 10 sarı kartı var. İlk cezasını Galatasaray maçında çekiyor. Zaten orada çekmesi belli başına bir şikeydi, hileydi de. O ayrı mesele ikinci cezasında Fenerbahçe maçında çekmiyor. Yani bir maçta daha çekiyor. Mart ayının ortalarında bir maçta ama hangi maç olduğunu şimdi hatırıma gelmedi. Herhangi bir kural hatası yok. Zaten kural hatası olsaydı merak etmeyin ilk videoyu ben çekerdim. Çok seviyorum kural hatası başlığını atmayı. Yani damarlarım böyle kıpır kıpır oluyor kural hatası için. Onu söyleyeyim. Ama Sivasspor Fenerbahçe maçına dair skandalların çıkması. Bakın hakemin özel seçilmesi. Alın yabancı hakem istiyordunuz denmesi. Ve bu hakemin özellikle bu maça atanmasının sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Dikkat edin UEFA konferans liginde Fenerbahçe e, maçında da yine Alman hakem vardı. O hakemin de Fenerbahçe düşmanı. Abi Almanlar Türkleri sevmiyorlar. Şimdi şöyle anlatayım size. Asla herkes aynı değil. Beş parmağın beşi asla bir değil. Ancak Türkiye'de mesela bir sürü mülteci var. Ve artık iş öyle bir noktaya geldi ki Belki de sokaktaki her 5 insandan ikisi mültecileri sevmiyor. Yani mülteciden kasıt iltica eden yani kendi ülkesini bırakıp başka ülkeye geçen. Burada genel mana şu yani Suriyeliler işte ne bileyim Afganistanlılar Türkiye'de artık antipatiye sebep olur durumdalar. Aynı şekilde bizim şunu da söyleyeyim her işte Suriyeli her Afgan kötü diye bir durum yok. O kesinlikle Malumunuz ama bir kötü örnek belki de 500 tane iyi örneğin üstünü çizer. Zamanında bizim Almanya'ya giden vatandaşlarımız içindeki kötü örnekler de belki de bu tohumları ektiler. O yüzden de Almanların bir kısmı bizi sevmiyor ve genellikle bu sevmeyenler de böyle denk getiriliyor. Yani skandallardan biri bu. İkincisi güya ee, Ciku yaptıydı. Var konuşmasında Ciku'nun C'si geçmiyor. Hocam işte Ciku D ile başlıyor. Olsun biz okuma olarak söylüyoruz artı kesinlikle temas var şöyle böyle iki tane farklı açı sonradan ekrana veriliyor. Yayıncı kuruluşun Fenerbahçe düşmanlığını da anlayın. Azıcık da kafanızı çalıştırın. Ha ben demiyorum IPTV satın alın. Ben demiyorum Selçuk Spor izleyin. Ha şunu da söyleyeyim. Dünyadaki bütün Fenerbahçe taraftarı bir yıl boyunca Türk aboneliğini iptal etmiş olsa bir yıl boyunca sabredip korsan izlese ertesi sene Fenerbahçe şampiyon. Bir sonraki sene yine Fenerbahçe şampiyon. Onun da garantisini ben size vereyim. Çünkü en çok para kazanılan takım Fenerbahçe ama en çok hakkı yenen takım yine Fenerbahçe. Ve biz bunu kullanamıyoruz. Şimdi Galatasaraylılarda hep bir mağdur edebiyatı var. Onlar çok severler ağlamayı. Onların genlerinde vardır. Onlar böyle birisi sohbet yapar, ağlatır. Bunlar da ağlar onu çok severler. Gerçekten bak o yani toplu halde grup halinde ağlamayı severler. Ağlaya ağlaya bunları elde ettiler. Sonra da millete şu ağlama bu ağlama bilmem ne falan filan derler. Onlar çok seviyorlar. Onların genetikte var bu. Onların kültürde var bu. Ama onlar için başarıya giden yolda her şey mübahtır. Bugün desinler ki Galatasaray bu sene şampiyon olacak. Metin Oktay'ın M'sini bundan sonra almayacaksınız. Kabul ederler. Altına da imza atar. Mühür vurur. Kaşesinde damgalarlar. Çünkü başarı onlar için kriter. Yani başarı. Yarın bir gün başka bir şey olsa, şu olsa bu olsa. Ya bir UEFA posterinden Kese kese yani bir tek UEFA kupası kaldı geriye. Başka hiçbir şey kalmadı. O bu şu. Onda bir sıkıntı çıkıyor. Onda bir sıkıntı çıkıyor. Hep mi denk geliyor? Diyor ki biz oynadık kazandık. Tabii. Bu mantıkla bu şeyle oynadık kazandık. Mesela Fenerbahçe Olympiakos maçında bir hakemin rastgele vereceği bir penaltı Fenerbahçe'yi yarı finale taşırdı. İkinci maçta maçın başlangıcında Aston Villa çıktı için söylüyorum. Aston Villa'dan herhangi bir oyuncuya verilecek bir kırmızı kart finalisti belirlerdi. Bakın iki tane Küçük hatadan bahsediyorum yani. Bir kupa almanın ne kadar kolay olduğundan bahsediyorum. Finalde baktım Fenerbahçe kötü gidiyor. Rakipten bir oyuncunun üstüne oyna. Bak küfür etme kırmızı veririm falan da göster. Sonra oyuncu hayat bence sen bana küfür ettin deyip al. Üç hata bir kupa getirebilir. Yani bunların hepsi olabilir. Tam tersi de olabilir. Fenerbahçe futbolcuna kırmızı verip gaza getirip rakibi de yıldırabilirsin. İyi de sonuçta Fener'e 10 kişi kalmış. Fener 10 kişi kalsa rakip 9 tane sarı kart görsün mesela. Her dokunduklarına faul versin hakem yıldırsın. Ya bunlar ince işler. Bir hakem isterse ince ince rakibi istediği takımı çok güzel doğrayabilir. İstediği takıma çok güzel galibiyet hediye edebilir. Biz yıllardır bunu görmüyoruz mu? Ama artık ay ayyuka çıktı. Offsite'msı bilmem neyimsi şunumsu bunumsu. Allah bu ülkeye adalet versin. Özellikle de futbolda. Teşekkürlerimi sunuyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.